Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Evet, yeni bölümde sizlerle birlikteyiz ve hocamı aldım. Birazcık da aslında beklettim hocamı. Geç kaldım. Trafik yoğundu diyelim. Gökçen hocam bizlerle geç birlikte. Geç mi kaldım? Geç kalma kelimesi başka bir şey biliyorsunuz. Hocam Serkan, aslında tam sizin konunuz biliyor musunuz? Programı öyle başlayalım yani. Konuya bodoslama girdik ama. Serkan, hemen bir şey söyleyeyim. Söyle çok hocam. Konuşurum ama. Şimdi hasta gelir. Birazcık çekingen bir şekilde geliyorsa ve erkekse, o zaman acaba erken boşalma mı deriz. Ama böyle göğsünü geri geri kapıyı açıp da hocam bende bir problem mi var diyorsa, o işte geç boşalmadır. Evet. Geç yani, buradan geliyor hocam. Demek ki ağız alışkanlığı diyerek ben de konuya öyle gireyim. Pardon. Hocam öncelikle sizi bir tanıyalım. Gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz. Sizi yakalamak zor oldu. Ankara'da gördüğüm kadarıyla, özellikle Ankara'da yaşadığım için söylüyorum. Herkes sizi biliyor. Mesleğinizi çok severek yapıyorsunuz. Evet. Enerjiniz özellikle muhteşem. Hocam sizi bir tanıyalım. Güzel. Teşekkür ederim. Bunları senden duymak da çok güzel. Çok sağ ol hocam. Bu arada bu ses tonuna o kadar alışığız ki biz. Yanında olmak da ayrı bir çok keyif bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol hocam. Şöyle Serkan, kadın doğum uzmanıyım. Bir üniversitede akademisyenlik yapıyorum Kıbrıs'ta. Aynı zamanda cinsel sağlıkla uğraşıyorum. Şimdi neredeyse bir 13-14 yıldır cinsel sağlığın içindeyim. O yüzden insanların yatak odalarını, insanların erkenlerini, geçilerini, işte bu esprilerini, her şeyin hayatın tam orta noktasındayım. Çok hakimsiniz yani. Hakimimiz diyelim. Hakimiz, evet. Cinsellik hayatımızın içinden, onun için hayattanız diyoruz Serkan. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani. Peki hocam, niye bu kadar hayatın içinde olan bir şeyi utanarak konuşuyoruz? Neden böyle hani çekine, özellikle bir doktora gidildiğinde ya bir arkadaşımın bir problemi varmış. Vardı. Niye aynen hocam böyle yani, insanlarda problem olabilir, herhangi bir kusur olabilir, eksiklik olabilir. Bunlar çok normal ki zaten doktorlar bunun için var. Ama Serkan, bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Evet. Bir erkeğin erklik göstergesi ne? Bize göre o. Doğru söylüyorsunuz. Evet, şimdi doğru. Bir erkek gidip de ya hocam benim penisimde bir sıkıntı var, ben sertleşme problemi yaşıyorum dediğin anda, o adamın sen erkliğini elinden almış gibi hissediyor adam. Halik, o yüzden şey de doğru bu değil. Evet, o zaman da adam diyor ki ben buna hiç gitmem. Bu güçsüzlüğümü, ki onlar güçsüzlük olarak algılıyor, göstermem. Göstermeyince de tam adam sertleşme problemi yaşayarak devam ediyor. Ki bununla ilgili ameliyatlar da var gördüğün kadarıyla hocam. Penis büyütme ameliyatları falan da var yani. Evet, yani değil şimdi mi? Sadece olay o da değil. Mesela sertleşme probleminin dışında ejekülasyon problemi ya da erken boşalıyor adam. Yani şimdi erken boşaldığı zaman çiftine de yansıyor, partnerine. Tabii ki. O da mutsuz oluyor. Tabii ki. Mutsuz olunca aile mutsuz oluyor. Doğru. Ondan sonra ne oluyor Serkan? Sadakatsizlikler, aldatmalar, şunlar bunlar. Bakın aslında doktorun yeri ilişkilerde inanılmaz önemli. Özellikle sizin bölümünüz hocam bambaşka bir şey. Hocam, kadınların en çok size başvurduğu konu ne? Kadınlar daha çok cinsel isteksizlikle geliyorlar Serkan ve orgazm problemiyle geliyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Orgazmı bilmeyen var Serkan. Hocam diyor mesela bana, geçenlerde hep anlatıyorum. 65 yaşındaki teyzem şöyle geldi. Hocam dedi ya, orgazm ne bilmiyorum ben dedi. Bunu yaşamadan ölmeyeceğim dedi. Bana bunu öğretir misiniz dedi. Bir organizasyon şirketi ismi orgazm. Öyle söyleyelim. Hocam anlatalım ne olduğunu söyleyelim ve ardından da tabii ki detaylara girelim. Gireriz. Şöyle, orgazm bir kere keyif aldığın andır. Orgazm cinsellikte haz alınan noktadır. Bunu yaşamayan, bunu bilmeyen, bunu hayatının orta noktasına koymayan çok kişi var Serkan. Evet. Yani ama şöyle baştan şuna gelelim. Gelelim ya, hocam. Ayıp, günah, yasak. Bu şeytan üçgenini biliyorsun. Evet. Bizim hayatımızda, bizim genç kızların hayatında, kadınların hayatında, bir nebze erkeklerin de öyle. Şimdi bunu hayatının en üst noktasına koyan bir kadın nasıl ben cinsel isteksizliğim var hocam ya da kocam? Problemi öğrenemeyecek. Bilemeyecek. Doğru. Şimdi, ama cinsellikten haz alındığını bilmeyen kadınlar da var. Evet. Ben yeni klitoris dedirtebiliyorum onlara. Hoca ne demek öyle bir organ mı var diyorlar. Var diyorum. Ana kraliçe diyorum. Senin de var diyorum. Bak bu bizim için seks eşittir. Cinsellik, haz alma eşittir. Bu sorumlu diyorum. Bakan diyorum o. O nasıl öyle bir şey mi var diyor mesela. Yani o yüzden yavaş yavaş ilerliyoruz Serkan. Yavaş yavaş çalışmaya başladık. Aynen, son 5 senede birazcık daha yürüdük. Cinsel isteksiz olan kadınlar ne yapacak hocam? Yani cinsel olarak bir şeyi yok, istemiyor, arzu etmiyor. Bunu nasıl çözecekler? Ya Serkan, şimdi
Bunun o kadar çok sebebi var ki. Şöyle gibi düşün. Bir adam geliyor akşamları sana diyor ki ay çok sigara kokuyorsun diyor. Ya da diyor ki karısına ya memelerin sarkmış, göbeğin var, çok şişmansın, işte ter kokuyorsun, ağzın kokuyor. Şimdi bu kadından hadi bakalım cinsel istek bekle. Doğru. Geçtim onu. Şimdi yeni doğmuş bir bebeği var. Zaten gece gündüz onunla birlikte böyle pejmurda gri eşofmanını giymiş, saç tokasını takmış. Zaten yorgun, bitkin. Bir taraftan da işle ilgili sıkıntıları var. Yani kadından aslında beklenti çok fazla. Adam gelmiş eve rahat bir şekilde yemekten sonra cinsellik bekliyor ama orada çocuk da bekliyor, yemek de bekliyor. Şimdi bu kadından da cinsel isteksizlik sorunu olabiliyor. Şimdi her şey o kadar çok faktörlü ki cinsel isteksizlik. Çok etkiliyor zaman hocam ya hepsi. İnanılmaz. Şimdi fiziksel bir sıkıntısı varsa, mesela ağrısı varsa kadın her ilişkide ağrı yaşıyorsa bir cinsel isteksizlik oluyor. Onun için Serkan, kadın cinsel isteksizlik problemiyle mi geldi? Diyoruz ki gel. Önce bir seni bir muayene edelim. Acaba fiziksel bir sıkıntın mı var? Mantarın mı var? Ağrın mı var? Organlarında sıkıntın mı var? O yoksa o zaman gel diyoruz. Gel bir anlat bakalım. Gel. Ne var? Problem ne var? İlişkinde mi? Ailende mi? Ekonomik mi? Ne olduğunu tespit ettikten sonra onun üstüne gidince çözülüyor. Biraz bir ben sorayım sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım. Evet, programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim soracağım sorulardan bir tanesi hocam. En çok herhalde merak edilenlerden bir tanesi. Vajinus mus nedir hocam? Oo, çok güzel soru. Serkan, bir kadın geliyor. Muayenehaneden içeri giriyor. Diyor ki hocam ben ilişkiye giremiyorum. İlişkiye girerken o penis penetrasyon esnasında vajinaya girdiğimde canım yanıyor. O yüzden de bu ilişkiyi istemiyorum. Cinsellik istemiyorum. Çünkü bacaklarım kasılıyor diyor. İstemiyor onu diyor. Ve ağrı hissediyormuşum gibi hissediyorum. Kanayacakmış gibi hissediyorum. Penis oraya kenetlenecek, çıkaramayacakmış gibi hissediyorum. Orada duvar varmış gibi hissediyorum. Ve ilişkiden kaçıyorum diyor. İşte bunun ismi vajinus. Çözümü ne hocam? O kadar kolay ki, hele de cinsel problemleri olanlarda, hani vajinismussa eğer tanımız, çözülmeme ihtimali, sorunun ortadan kalkmama ihtimali neredeyse %0. Bu kadar da kolay yani. Bu kadar. Ama işte hangi kadını getirebileceksin Serkan? Şimdi evet. Düşünsene 19 yıllık evli olan hastam var. 19 yıllık evli ve vajinismus. Bu ne demek biliyor musun? Sürtünmeyle birlikte oluyorlar. Yani sürekli bir penis vajen birlikteliği yok ve sürtünmeyle birlikte oluyorlar ve 19 yıl yaşamışlar. Of. Ve en sonunda demiş ki adam demiş ki tam bu böyle olmuyor ben artık bunu çözmem lazım ve ben doktora gidiyorum. Geldiler ve çözdük bunu. Ve şu anda bir bebekleri var mesela. Aa ne kadar güzel yani ya. Yani o yüzden bunları da muhteşem sonuçlar alıyoruz. 19 yıl boşuna beklemişler yani. Boşuna. Onun için çözüm mesela şöyle olabiliyor ama Serkan. Öncesinde bir taciz, öncesinde bir tecavüz. Psikolojik yani. Böyle, şimdi %99.9 vajinismusun organik bir sebebi yok. Hani yok kızlık zarında ya da giriş kısmında bir bilmem ne varmış. İşte bu çok nadir rastladığımız sebeplerden. Esas şurayla ilgili esas. Çünkü ya Serkan biz çocukluğumuz jenerasyon olarak aynıyız muhtemelen. Biz hep şeyle büyütülmedik mi? Aman kızım eğilme memelerin görünür. Aman kızım külotun görünür. Aman işte ayıp günah yasak. Böyleleri biriktiriyor. Serkan düğün gecesi ya da ilişki gecesi ne oluyor da bu ya. Sefer diyoruz ki hadi tam tersi yapacaksın. Ya. Rahatça açacaksın. İşte o pozisyona gireceksin. Kadın bazı kadınlar bocalamaya giriyor. Doğru. İşte bunun ismi vajinus. Doğru. İşte tamamen psikolojik olduğunu aslında söyleyelim bunun. Evet. Yine doktor diyoruz. Aynen evet. Öyle. Baktınız bir problem mi var? Mutlaka bu konunun profesyonelleri var. Gelin bunun çözümü diyorum ya %100 çözümü var yani bunun. O yüzden ne demek sen evlisin? Sonra adam bana geliyor diyor ki partneri Serkan. Ya bu beni sevmiyor mu hocam? Benimle ilişkiye girmek görüyor istemiyor. Akla başka sorular da gelir yani. Geliyor tabii. Gelir. Evet. Ben derim asla sevgiyle alakalı değil. O seni çok seviyor. Ama önce kendisini düşünüyor. Ağrı olmasın diyor. Kanama olmasın diyor. Yani ben de bir sıkıntı olmasın ki ben penis oraya gelmezse eğer bu sıkıntıları yaşamayacağım. Düz mantık kuruyor ve ilişkiye giremiyor. Ama Serkan burada bunu bastıra bastıra söyleyelim. Her cinsel problemin çözümü var mutlaka. Mutlaka. Çok basit ve net. Aradan sonra buradayız. Biraz da sen sor ben anlatayım.
Hocam genital estetik nedir? Bir de oradan girelim. Oo harika. Sorular bomba bu arada Serkan. Geçen ay bu arada Azerbaycan'da genital estetikle ilgili uluslararası platformda en doktora ödülü aldım. Bu arada benim bravo hocam. Harikasınız. Bravo. Aynen öyle. Şöyle Serkan. Kendimizi de böyle mutlu etmeyi bilelim bu tabii arada. Tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Şimdi genital estetik şu aslında. Genital bölgenden huzursuz, mutsuzsan ya da genital bölgenin bir tık daha ileri edip hani gidip daha da iyi olmasını istiyorsan yaptırdığın operasyonlara genel manada nedir? Doğum yapmışsındır, travmatik bir doğum olmuştur Serkan ve vajinanın genişlediğini hissedersin. Ya da dış dudaklar vardır ve o dudaklarda bir sarkıklık olur, görsel olarak seni rahatsız eder ya da bikini giydiğinde kabarıklık olur mesela. Ya da atıyorum orgazmla ilgili bir sıkıntı yaşarsın, bunu görsel olarak işte haz etmediğin görüntüne bağlarsın falan falan. Yani bunu uzatabilirim, bir sürü sebep var. Genital bölgene yapılan estetik operasyonlara deniyor. Daha çok özellikle vajina daraltma ameliyatı yapılıyor ya da dudak ameliyatı yapılıyor. Bazıları buna idrar torba ameliyatını da dahil ediyor ama biz etmiyoruz genelde, o başka bir şey. Düşünsene evlisin, 5 tane çocuk doğurdun Serkan ve doğum normal doğum, zor da doğumların oldu. Sonra ilişkide penisle ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Diyorsun ki mesela ya hocam penisi tam kavrayamıyorum. Önceden orgazm oluyordum. Vajinam hissediyor. Şimdi hissetmiyorum. Ya da eşim bana bir şey diyor. Diyor ki ya orada bolluk hissediyorum. Tam kavrama olmuyor diyor mesela. Ya da atıyorum içeriye hava giriyor. Böyle tam ilişki esnasında ses çıkıyor. Ses bunlar seni rahatsız ediyor. Şey, o bana geliyorlar diyorlar ki hocam böyle böyle muayene ediyoruz. Gerçekten de öyleyse zaten günübirlik operasyonlar bunlar. Hayatınızı kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Fazlasıyla tam kaldığın yerden değil. Geriden geliyorsunuz. Fazlasıyla devam ediyorsunuz. Fazlasıyla onu söyleyelim. Rica ediyorum yani. O zaman şimdi, burada beylerin bir şekilde teşvik etmesi gerekiyor eşlerini. Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim, anekdot. Ameliyat sonrasında kontrole beyler de geliyor. Önceden mesela yalnız gelenler. Ne diyor hocam çok iyi diyor falan yapıyor. Şöyle ama. Hocam önceden neredeydiniz? Yani hocam önceden neredeydiniz? Bu Serkan, cinsellikte iki tarafın da haz etmesi çok keyifli bir şeydir. İki tarafın da bu konuda başarılı olarak o yukarıya çıkması çok güzeldir. İşte biz bunu başarıyoruz. Kadın bir kere kendine güveni geliyor, özgüveni geliyor. Ben tamamım diyor. Erkek zaten mutlu oluyor. Ha, şunu hep söylüyorum ama. Genital estetiği kendin için yaptıracaksın. Genital estetiği ilişkin için yaptıracaksın. Sadece eşin için değil. O yüzden de kendi için, ilişkisi için en güzelini yapıyoruz. Sonra zaten 6 hafta sonra, 7 hafta sonra bir beraberlikten sonra geri bildirimleri alıyoruz. Belki sosyal medyadan, Instagram'dan görüyorsundur. Görüyorum, görüyorum hocam, görüyorum, görüyorum. Keyifli gerçekten. Ama ne kadar güzel bir şey hocam. Şimdi bir taraftan doktor gibisiniz ama psikolog gibisiniz aynı zamanda. İlişkileri de düzenliyorsunuz. Güzel bir şey yani. Cinsel sağlıkla ilgili bu konuda eğitimlerimiz olduğu için hep öyle diyorlar zaten. Aileyi bazen kurtarıyoruz Serkan. Bu birazcık da hani dramatik bir şey ama gerçekten ha bu gerçek mi? Şunu tartışılır. Ya hocam beni eşim aldatacak böyle olmazsam diyor mesela bir grubu. Hmm. Şimdi burada birazcık tartışılır. O yani olay yani. Bu mu? Yani sadece. Çünkü biz bazen şunu diyoruz. Ya cinsellik başka bir şeydir. Seks başka bir şeydir. Seks evet penis vajen birlikteliğidir. Ama cinsellik dokunmaktır Serkan. Cinsellik öpmektir. Cinsellik ten temasıdır. Yani sadece seks midir? Penis vajen, penisi olmayan bir adamla sen senelerce birlikte olabilirsin ve orgazmın tavanına vurabilirsin. Bak penis olmayan diyorum ya. Yani şimdi bir kadını hocam, nasıl öyle yani? Değil mi? Evet. Ya, bir kadını mutlu etmek genital bölgesinin üstündeki klitoristten geçer. Öpmeden, sarılmadan, duygusallıktan geçer. Bunu özellikle vurguluyor. Şöyle söyleyebilir miyiz? Erkekler gözle seviyor, kadınlar kulakla seviyor yani. Sözde doğru evet. Doğru bak erkekler evet. Özde ama şöyle bir dakika orada şurada dururum. Duralım. Erkeklikteki cinsiyet, erkeklerin cinsellik kavramına baktığı şey başka. Yani kadınlarınki daha başka. Kadınlar bir nebze daha işin içine duygusallık katıyor. Diyor ki ya olay hocam sadece son değil diyor ya. Bana bir dokunsun, bana güzel sözler söylesin. Beni biraz mutlu etsin. Valla cinsellik yaşamasak da olur. Bu beni 24 saat idare eder diyor. Diyenler de var. Kadının, evet. Kadı diyenler de var yalnız. Genelde böyle kadınlar. Öyle mi oluyor hocam? Tabii ki.
Ama erkekler öyle değil. Erkekler sonucu odaklı Serkan. Doğru. Yani ben tatmin olayım, boşalayım. Evet. Evet. Arkalarına dönüp yatmalarının sebebi de bu aslında. Birazcık duydunuz mu? Erkeklerin bunu yapmasının nedeni buymuş. Yani erkekler ilişkiden sonra arkasını dönüp yatıyor. Hormonal. Çünkü evet, hormonal bir şey. Ama kadınlar bunu devam ettirebiliyorlar. Mesela ilişkiden sonra örnek veriyoruz. Evet hocam. Erkeklerden örnek veriyoruz. Olay bitti çünkü fizyolojileri bunu gerektiriyor gerçekten. Ama kadınlar da tam tersi diyor ki anlaşamadıkları şey. Ya tamam, her sonuç bu mu yani? Hani oldu bitti, bu kadar mı? Ya bir sarılayım, bir yüzüne bakayım, bir temas et, öyle bir hani uyuyalım. Şimdi öyle diyorlar. O yüzden de birbiriyle anlaşmaları çiftlerin çok önemli. Konuşacaklar. Serkan, bugünün mottosu şu. Cinsellikte istediklerini söyleyeceksin. Partnerine ne istiyorsan söyleyeceksin. O kadar. Çünkü partner bunu nereye dokunacağını, nereden beraber olacağını, yani nasıl yapacağını bilemez ki. Çünkü orada etki tepkiye göre bir şey tabii yapıyor ki, değil mi? Tabii ki değil mi? Yani evet. Geri bildirim alacak. Tabii ki. Ha bu arada erkekler de şunu da söylüyor. Çok konuştum ama. Yok çok iyi, harika hocam. Bunu nereden biliyorsun? Şimdi bazı erkekler öyle der. Bunu nereden biliyorsun? İşte çekiniyor kadın, utanıyor kadın. Kadına diyorum ki bak, her şey penis vajen birlikteliği değil. Eskiden G noktası vardı. Yok ona dokunalım. Vajinal orgazm diye bir şey yok Serkan. Burada bastıralı bastıra söyleyelim. Vajinal orgazm diye bir şey yok. Kadın orgazmı var. Hangi şekilde, nereden oluyorsan oluyorsun. Bunun ismi kadın orgazmı. İster klitorisine dokunarak ol, ister elle dokunarak ol, ister mastürbasyon yaparak ol, ister penis vajen birlikteliğinde eşin klitorisi de ellesin. Ama sen orgazm oluyorsan bunun adı kadın orgazmı. O yüzden de kadına diyorum, diyorum ki sen bunu eşine söylemediğin sürece, yani çünkü erkekler üreme orijinli olduğu için seksleri, çünkü ürerken bir taraftan da haz alıyorlar. Sanki her şeyin vajinadan bittiğini, oradan haz alındığını düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Siz klitorise uyarı vermediğiniz sürece, o vajinanın ön duvarına basınç uygulamadığınız sürece kadın orgazm olmaz, nokta. Noktayı koyduk. Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Şansımız hava güzel değil mi? Çok güzel. Ara ara güneşi böyle, görmek evet. Güzel. Valla gözünüz var mı yanınızda? Ay almadım. Almadınız mı? Ben de güneş hocam gözlüğü... benim bir tane daha gözlüğüm var. Ver, ve çok güzel biliyor musunuz? Bütün yani gözlük, benim de... gözlüklerimi çok severler. İsterseniz o gözlüğü size vereyim. Hemen. Bütün gözlükler de bana yakışır bu arada. Yani. Aracım bu arada bu kısmı da o kadar geniş ki yani gözlüğü bulamadım. Şimdi bakın aynadan gözlüğü önce bir diyeceksiniz bakayım, ki ne kadar güzel bir Serkan diyeceksiniz. Vay. Zerrin Özer havası oldu birden. Bakayım birden hocam çok, çok tatlı oldunuz. Aa, evet, teşekkür oldu. Ederim. Hocam şimdi... Korunma yöntemleri var. Kondom kullanılabiliyor. İşte ertesi gün hapları falan var. Aslında en doğrusu tabii ki bir kondom kullanımı değil mi? Bir dakika. Neye göre? Kime göre Serkan? Neye göre? Kime göre? Abi, hangisi yani, doğru hocam? Aynen öyle. Şimdi kondomu biraz önce onu konuşuyorduk. Hocam kondom kullanımını anlatalım. Erkek kullanmıyor ki Serkan. Yok tensel temas. Yok ben hissetmek istiyorum. Evet. Yok bilmem ne. Hangi erkeğe? Yani kullanım oranları o kadar yüksek değil. Keşke kullanılsa. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Hem gebelikten korunmuş oluyorsun hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklardan. Evet. Keşke yapabilsek. Evet. Ben bunu öneriyorum keşke, ama hani bunu her erkeğe yaptıramıyoruz. Şimdi doğum kontrol hapları. Ya bazen riskli olanlar var. Mesela sen 35 yaşının üstündeysen, sigara kullanıyorsan, tansiyonun yüksekse, pıhtılaşmayla ilgili bir sıkıntın varsa, varislerin çok yüksekse, annede, öyküde, ailede meme kanseri, bla bla, bunları uzatırım. Kullanamama ihtimalin çok yüksek. Mesela migreni var. Benim migrenim var. Auralı hem de. Hissediyorum sonuna kadar, 2 gün sonra migrenim geleceğini. Kullanamıyorum doğum kontrol hapını. Yani bunları bilmek lazım. Bunları bildikten sonra seçimlerini kendin yapacaksın. Gerisi kolay diyorsun. Aynen öyle. Mesela çok sorulan soru. Sor. Ertesi gün hapı soracaksın. Soracağım. Ertesi gün hapı zararlı mı? Ha. Şimdi bak. Nerede kullanıldığına ve kimin kullandığına bağlı. Yoksa ertesi gün hapı gerçekten koruyuculuğu yok mu? Var. Var. Ama bu bir korunma yöntemi değildir sen. Sen bunu bir korunma yöntemi olarak, bir kürtajı, bir de ertesi gün hapını kullanamazsın. Sen bir yöntem kullanacaksın Serkan. Atıyorum doğum kontrol hapı. Atıyorum prezervatif. Ay o gün prezervatifin yırtıldı. Ya da prezervatifin içeride kaldı. Bunu da konuşuruz. Onu da olanlarca. Şey olmaz olur mu? Çok muayenehaneye akşam açıp da prezervatif çıkardığımız hastalarımız var. İnanmıyorum. Tabii ki.
Yani hani kendisi çıkaramıyor, dibe kadar yapışmış mesela, sabaha da bekleyemiyor. Hani nazı da bize geçiyor tabii yani, hocam böyle hocam. Böyle. O yüzden ertesi gün haplarını, bir gün bunu da konuşalım Serkan. Yani mesela bizim muayenede, bizim terapilerde böyle trajikomik şeyler yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Yani bunları bir kitap yap. Bu arada kitabım da çıktı. Onu Serkan, konuşacağız bugün, zaten. Onu konuşacağız hocam biraz. Ertesi gün hapına dönelim. Şimdi ertesi gün hapında başarı oranı yüksek ama bir korunma yöntemi kullanacaksınız. Atıyorum doğum kontrol hapını 2 defa, 3 defa unuttun Serkan. Mutlaka da korunman gerekiyor. Ertesi gün hapını alabilirsin ama prezervatifin yırtıldı, işte içeride kaldı, bunu alabilirsin ama spiralin şey yaptı, kaçtı, kaydı, özür dilerim, bunu kullanabilirsin ama. Ama bunu sürekli yapamazsın. Yılda maksimum 3 defa ertesi gün hap alabilirsin. Çünkü hormonlarınla oynuyorsun. Aa, çok önemli nokta. Yılda en fazla 3. Ertesi gün hapın içinde hormon var. Biz muayenede şu hormon ilacını veriyorum diyorum. O kadar çok böyle diretiyorsunuz ki hocam ben hormon kullanmayayım. İşte zararlı. İşte kullanıyorsunuz ertesi gün hapını. Sürekli kullanmak olur mu? Olmaz. O yüzden zamanında ve kimin kullanacağını bilmek lazım. Hocam kitaba gelelim, kitap. Ay bugün çıktı. Hayırlı olsun Serkan. Hocam bravo. Utanç. 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 Aynen öyle. Çok güzel hikayeler var. Birazcık bizi üzen hikayeler Serkan ama. Birkaç tane anlatabilir misiniz? Bir tane en azından anlatın bir hikaye. Mesela babasından çocuğu olan bir hikaye var. Aa, üzülmüş. Mesela rahmini aldırmak isteyen ama geri bildiriminde inanılmaz travmatik öyküsü olup hikayesi da oldu, evet. Aynen yani dramatik, ya öyle söyleyeyim, hikayelerle ben bu artık bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum, benim rahmimi alın diyenler var. Yani çok böyle gerçek ama hayat hikayeleri, yani senin benim hayatım, bende olmaz dememek lazım. Yani güzel bir kitap, 4. kitabım biliyorsun. Güzel, keyifli. İnşallah bol okuyuculu olur. Bugün itibariyle çıktı. Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Hocam hazırsanız ben o koltuğa geçeceğim. Sizi buraya alacağım ve birazcık da ben dinleneyim. Hocam siz kullanın yani. Ben de sorayım. Siz bana sorular tamam, sorun. Gelin hadi, hocam hadi. Hemen yerimizi değiştirelim. Tamam. Hocam böyle alayım. Yani orada rahat rahat gitmek hocam. Evet. Her yerde rahat. Wow. Harika, rica ederim yani. Kontrolün olduğu her yerde hocam rahat. Gözümüz kapalı biliyorsun. Evet. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Bacaklarımız kısayız biraz, öne çekebilirim. Yine kısır hocam, lütfen çekin. Tamam, harika. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Evet, Peugeot Girl'a doğru hocamla beraber ilerliyoruz. Hocam bu arada üzerinizdekine gerçekten de sevdim, bayıldım. Mi? Renkler mi? Muhteşem hocam ya. Gerçekten muhteşem. Bu arada iyi kavruyor ha. Yani. Tam da sizin konunuz aslında hocam. Bak. Sorularla sıkıştırırım seni. Yaparsınız hem hocam. Hem araba sürerim, hem soru sorarım, yaparsınız. Hem sıkıştırırım. O konuda eminim. Düz hocam, düz gidiyoruz. Tamam. Harika. Serkan. Kadınlar hep derler ya, iki işi bir arada yapamaz, arabayı güzel kullanamaz, teknolojiyi, hiç de öyle değil. Kadın isterse her şeyi en güzelinden yapar. Yeter ki istesin. Cinsellik de böyle. Kadın istedikten sonra her şeyi çözebilir. Bitti, değil mi? Nokta. Hatta bugün bir cümle öğrendim hocam, çok hoşuma gitti, söz öğrendim. Nasıl? O söz şöyle söylüyor. Erkeğin emin olduğu şeyden daha çok kadının şüphelendiği şey daha kesindir diye. Oho, evet. Çok iyi. Kadınlar erkeklerin söylemediğiyle, erkekler kadınların söylediğiyle ilgilenir. Hadi evet. Benden de bu gelsin. Çok güzel. Erkekler o zaman gözleriyle, kadınlar kulaklarıyla diye sever. Evet. Güzel. Hocam peki bir şey soracağım. Terzi kendi söküğünü dikebiliyor mu? Şey sorulara geldi. Evet. Dikebilir. Bir nebze. Bir dikebilir ama bu profesyonellik değil. Mutlaka yanında bu konuyla ilgilenen başka bir profesyonel olması lazım. Siz sorunlarınız olduğunda ne yapıyorsunuz hocam? Birçok arkadaşım var, güvendiğim ekibimden de arkadaşlarım var. Mutlaka onlara bu soruyu soruyorum. Ya da alanımı, hani benim alanım bile olsa o konuda destek alıyorum mutlaka. Bu arada hocamın trafik kurallarına çok net bir şekilde uyduğunu hemen söylemiş olalım. Aynen. Sizlere. Aynalar, kemer, yani bir kadın güzel araba sürmeli.
Araba sürerken müzik dinler misin? Araba sürerken müzik dinliyorum hocam. Müzik olmadan da yapamıyorum, biliyor musunuz? Ben de. Yani olmuyor. Ben biraz bir şey fazla açıyorum sesi. Nedense. Evet. Hele mesela Serkan, bir ameliyat yapmışsın. Çok güzel olmuş, mis gibi olmuş. Mutlusunuz. Nasıl bir açarım Orhan Baba. Oo. Allah, tabii hocam, öyle. Hocam şarkı söylüyor musunuz bari? Söylemez miyim? Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bak. Bir şey söyleyeceğim ya, yalnız mutlu gerçekten çalarım. İnanılmaz. Mutlu çalarım. Hocam bir gün o zaman ziyaretinize geliyorum. Aa, tamam. Aa, keyifle tabii ki. Ofislerde yakın ziyaretinize tamam, geliyorum. Tamam, bekliyorum. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Hocam final zamanı ve şu anda biz de sizlerle beraber peşe görev gelmiş bulunuyoruz. Aracımızı teslim edeceğiz. Vallahi hocam bravo, harikaydınız. Sen de öyle, çok keyifliydi. Hiç bitmesin istedim. Muhteşem, herkese sağlık, mutluluk, huzur, güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam arabayı alıp gideceksiniz herhalde. Hadi, ben gidiyorum. Vallahi öyle görüyorum. Program keyifliydi. Elinize sağlık hocam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Çok sağ olun. Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten güçten, senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım. Biraz da sen sor, ben anlatayım.